Şimdi şu ABD'ye bir daha dönelim. Çünkü ABD'de yeni Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Ben Cardin oldu. Biliyorsunuz Menendez gitti, Evet. Ben Cardin geldi. Peki bu adam Ne? nedir? Neyin nesidir? Kimin fesidir? Türk'ü sever mi? Türkiye düşman mı? Türkiye'ye hayrı olur mu olmaz mı diye biraz konuşalım istiyorum. Yunus'a da döneceğiz, ABD'ye de döneceğiz. Ben şöyle bir ayağa kalkayım, şöyle yakından bir okuyalım. Şimdi ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı oldu efendim Ben Cardin. Menendez gitti, Ben Cardin geldi. Biraz sonra kimdir diye bir geçmişine de bakacağız. Şöyle bir açıklaması var. Türkiye'ye F-16 satışı konusunu yönetimle görüşmeliyim. Çünkü Menendez biliyorsunuz tam bir Türkiye Düşmanı. düşmanıydı. F-16'lar konusunda özellikle epey bir vetolar verdi. Ama Çünkü sadece F-16'larda da değil. sadece Ya F-16'da daha pek değildi. çok konuda Türkiye'nin Evet. önünü kesmeye Hep çalıştı. önünü kesmeye çalıştı. Çünkü bu birçok konuyu içeriyor. İsveç'in NATO üyeliği konusunu görüşüyoruz. Yine iş döndü dolaştı İsveç'e geldi. Türkiye bunun gelecek ayın ilk yarısında hallolacağını söylüyor. Ama müzakerelerde buna ek daha birçok konuyu tartışmamız gerekiyor. Tartışacağız da bakacağız da şöyle de böyle de. Yani İsveç konusunda Ezginler. aslında önemli ipuçları veriyor. Ha? İsveç konusunda önemli ipuçları var burada bu mesajların içerisinde. Hani diyorlar ya siz İsveç'i onaylayın biz de size F-16 verelim. Bunun o kadar basit olmayacağını söylüyor son cümle. Evet. Yani Şimdi bu oyuna dikkat etmek lazım. yani şimdi bu Hani Cardin Finlandiya'da yaptıklarını şimdi burada gerçi Finlandiya ev ödevini yaptı şimdi Allah için. Yani istediğimiz teröristleri bize verdi, düzenlemeler yapıldı. Finlandiya'da herhangi bir Türkiye aleyhine bir şey yok ama İsveç henüz daha bu anlamda gerekli ödevini yapmış değil. Bu arada dün Yaşar Güler'in de bir açıklaması vardı. Bir onu da bir görelim, hatırlatalım. Onu da verebilir misiniz F-16 konusunda? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler dün gazetecilerle bir araya geldi. Önemli mesajlar verdi. F-16 konusunda İsveç'e evet demenizle alakası var diyorlar. Biz de alakası olmayan bir şey diyoruz. Bu hususun İsveç'in NATO üyeliğiyle bağdaşlaştırılması doğru değil demiş Yaşar Güler. Evet. ABD'ye. İkisi farklı şey yani. Ha? Biri Türkiye ile Amerika arasındaki silah Aha. anlaşması, diğeri NATO kapsamındaki ayrı bir konu. Ben önce bu adamı bir tanımak istedim ya. Yunus Pakso'ya bir dönelim. Sevgili Yunus, Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim hemen canlı Ama bir bağlantı şey geçmiş yapalım. programda da enteresan bir şey oldu Aha. Fulya. Sevgili Yunus'a sordum. Ya dedim Menendez giderse yerine gelecek kim olabilir? Daha kötü Hayırlı mı şer olmasın. mi? O da şunu söyledi. Menendez'den daha kötü olamaz Ha demişti. doğru Şimdi doğru. Geçen hatırlatalım onu. hafta. Evet Geçen yani hafta. öyle mi değil mi Yunus Evet. Bey ne dersiniz? Menendez'den kötü mü iyi mi? Menendez'i aratır mı aratmaz mı? Ben hala onu söylüyorum Eray Hocam. Yani Menendez'den kötüsü varsa buyursun Buyursun gelsin gelsin. diyorum. Aynı Londra şeyi Meydan. tekrarlamış olayım. Dolayısıyla Yani sözünün Menendez'den arkasında durdun evet. Yunus. Ben hala arkasındayım ve gelen kişi de Cardin oldu ve beklediğimiz gibi yani bir Türk dostu demek abartı olur. Evet. Türk düşmanı demek yine abartı olur. Aha. Ancak geçmişteki açıklamalarına baktığımızda ben şimdi birkaç örnek vereceğim. İki tarafa da aslında hem olumlu hem olumsuz aslında biraz gördüğünü çalan bir senatör gibi duruyor. Örneğin geçtiğimiz sene bir açıklama yapmıştı. Demişti ki Türkiye önemli bir NATO ortağıdır. Türkiye'de önemli askeri üslerimiz var. Türkiye ile ilişkilerimizin iyi olması Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarınadır. Bu daha geçtiğimiz yıl yapılan bir açıklama. Aynı zamanda şunu da söylüyor. Ukrayna Savaşı'nda Türkiye iyi bir partner oldu. Bunun da önemi şu. Washington DC'de savaşın başından bu yana Türkiye Rusya ile iş yapıyor, iş tutuyor. Türkiye Rusya'ya daha yakın, Ukrayna'ya yardım etmiyor gibi aslında haksız eleştiriler gelmişti. Çünkü Ukrayna olsun, Rusya olsun hem de barış için yapılan çabalar olsun Türkiye'nin yaptıkları ortada. Sahil koridoruna daha hiç girmedim bile. Ancak Ukrayna'nın Bayraktar SİHA'larıyla,
kazandığı başarılar ortada. Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna'yı bir araya getirdiği ortada. Bunların hiçbiri görülmezken Senatör Cardin geçen sene çıkıp aslında biraz ateşten de gömlek giyip Türkiye-Ukrayna konusunda iyi bir partner oldu demişti. 15 Temmuz hain darbe girişimi zamanına gidelim. Ondan sonra yaptığı açıklamada Ben Cardin değişim sandıkta olur. Güçle kuvvetle olmaz. Türkiye'nin demokrasiyle seçilmiş hükümetinin arkasındayım. Darbe girişimini en sert biçimde kınıyorum demişti. Bu da hemen darbe girişiminden sonra olmuştu. Şimdi bu yılın başına gidelim. Asrın felaketine, depremden sonra, deprem felaketinden sonra Türkiye'nin ve Suriye'nin yeniden daha güçlü bir şekilde inşa edilmesi için Amerika Birleşik Devletleri hem insani yardım olsun hem finansal yardım olsun yanınızda olacak demişti. Ama tabii bazı açıklamalar da var. Örneğin Osman Kavala konusunda serbest bırakılması gerektiğini düşünen bir senatör o konuda imza atmış. Yani ne Türkiye'nin tamamen karşısında Menendez gibi ne de Türk dostu bir senatör. Ancak benim anladığım, benim yorumladığım, gördüğünü çalan, hakkaniyetli olmaya çalışan bir senatör gibi görünüyor. Dün bir açıklaması çıktı. Bakmam lazım, bazı konuları Biden yönetimiyle görüşmem lazım. Sadece İsveç belirleyici bir nokta olmayabilir. Türkler bana dedi ki İsveç olayı bitti. Ben bunu Türk yetkililere sordum Washington DC'deki. Cardin'e herhangi bir söz ya da açık çek verilmediğini söylediler. Yani onu yalanladılar. Hani Cardin'e gidip herhangi bir Türk yetkili haberin olsun İsveç'in onayı bitti. İsveç parlamentodan geçti gibi bir şey söylenmemiş. Ancak büyük ihtimal biz bunu parlamentoya getiriyoruz önümüzdeki birkaç hafta içinde. Bu işin yakın zamanda sonuçlanması yüksek demiş olabilirler. Medyada, yabancı medyada biraz yanlış aktarıldı bu. Ancak şunun da altını çizmek istiyorum. Bazıları kamuoyunda, Türk kamuoyunda bakın başka şeyleri öne sürüyor. Bu da Menendez gibi çıktı türünde açıklamalarda bulundu. Bunu politika, siyaset bilen değerli isimlerimiz de var burada. Gerek gazeteci olsun gerek bakanımız var. Şimdi bu kadar Türkiye karşıtı bir senatör görevden iddianameyle rüşvet yolsuzlukla alındıktan sonra siz geliyorsunuz atanıyorsunuz 3 gün sonra tamam ben Türkiye'ye F-16'ları vereceğim gibi kamuya açık bir açıklama yapamazsınız. Cardin'in açıklaması aslında bana gayet yumuşak da geldi. Bakmam lazım NATO haberi gelişmesi iyi bir haber. Birkaç konuyu anlamam lazım, görüşmem lazım diyerek yuvarlak ama sert olmayan, kapıyı kapatmayan bir açıklamada bulunmuş. Ondan dolayı önümüzdeki ay Ekim ayına girerken bu hafta sonu itibariyle çok da karanlık görünmüyor bana F-16 meselesi diyeyim. Yani karanlık görünmüyor derken neyi ima ediyorsun? Ya Menendez gibi... Şunu ima ediyorum. Menendez'leyken evet yani süreç karanlıktı. Yani daha başka türlü şartlar vardı. Doğu Akdeniz olsun, Yunanistan olsun, Ege olsun insan hakları ihlallerinden bahsediyordu. Yani bahsediyordu da bahsediyordu. Ancak Cardin'in geldiğinde söylemesi İsveç'in NATO'ya girecek olması iyi bir gelişme olur. En azından o kalkmış olur dedi. Yani o engel kalkmış olur dedi önündeki F-16'ların. Ama birkaç konuyu da Biden yönetimiyle görüşmem lazım dedi. Ki bu da zaten sürecin normal bir ilerlemesi. Çünkü Biden yönetimi kongreye bildirimde bulunuyor. Resmi bildirimde. Diyor ki 4 tane kişi var bu onayı verecek olan. Senato'da 2 kişi, Temsilciler Meclisi'nde 2 kişi. Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin başkanı ve kıdemli üyesi. Temsilciler Meclisi'nin başkanı, Dış İlişkiler Komitesi'nin ve kıdemli üyesi. Bunların normalde üçünün zaten çok büyük bir sorunu yoktu. Menendez bu işi tıkıyordu. Şimdi Cardin'de Biden yönetimiyle görüşmem lazım diyerek aslında yani müzakerelere açık olduğunu, onlarla görüşeceğini ve ona göre bir adım atacaklarını söylüyor. Ancak şunun da net olarak biz altını çizelim, vurgulayalım. İsveç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanmadan F-16 konusunda... Yani bir milim bile adım ilerlenmesini beklemek çok da gerçekçi değil. Bunu da söylemiş olalım. Peki tersini düşünsek İsveç'inki onaylandıktan sonra diyelim ki meclis ne karar verir bilemiyorum şu an. Ama diyelim ki onayladı. Bu şu şartlarda F-16'ların verilmesi gibi bir durum garanti mi? Tabii ki de garanti değil. Hatta kongrede onay verilse dahi o F-16'ların önümüzdeki yıllarda teslimatının gerçekleşeceği garanti değil. Tabii ben çok hani farazi bir ihtimalden bahsediyorum ama
Bunu Türk kamuoyu çok yakından gördü F-35 sürecinde. Atıyorum 2 yıl sonra, 3 yıl sonra ilişkiler inanılmaz bir kopma noktasına gelir. Kongre Türkiye'ye karşı aksiyon alır, bir karar çıkarırlar ve anlaşmayı iptal etme yoluna giderler, satışı durdurma yoluna giderler. Bunların hepsi zaten teknik olarak, yani onun altını çiziyorum, teknik olarak ihtimaller dahilinde. Ben burada %1 de olsa, %99 da olsa ihtimalleri biraz vermeye çalışıyorum izleyicilerimize. Bir şey sorabilir miyim Yunus'a? Buyurun siz sorun sorun. Hocam söylesin. Evet, Masum Bey'e geçeceğim. Aynen. O da Yunus, söz istedi. Yunus, şimdi tabii biz biraz iletişimci olduğumuz için medyadaki yansımaları da en azından benim için çok önemli. Sonuçta kamuoyunun oluşturulması konusunda medyanın rolü ve etkisinin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum her noktada. Dolayısıyla medyaya yansıyan bu özellikle F-16'lar konusunda, yani hani Türkiye ve F-16 konusunda Amerikan medyasının bakış açısı nasıl ve oradaki medyanın hani bu noktada özellikle bir görüşü var mı? Yani Türkiye'ye verilmemesi konusunda bir algı ya da kamuoyu oluşturma süreci ya da böyle bir çabası söz konusu mu? Çünkü insanların da beklediği hani bunun ne zaman olacağı ve hatta söz verilse bile F-16'ların verilip verilmeyeceği yönünde. O konuda medyada neler yankı buldu? Ondan da biraz bana paylaşırsan çok sevinirim. Dün bu Ben Cardin'in yaptığı açıklamalar İngiliz haber ajansından geldi. İngiliz haber ajansı. Evet, İngiliz bir haber ajansından geldi. Onlar paylaştı bunu. Senato'da bazı muhabirlere konuştu diye. Benim gördüğüm o haber ajansına çalışan muhabirler de şu şekilde bir yorumlama yapmış. Türkiye Menendez gidince, Cardin gelince işlerin kolaylaşacağını düşünüyor ama Cardin sanki o kadar da kolay yürütmeyecek bu süreci gibi. Biraz, yani söylemek de istemiyorum ama sanki biraz algıyı yönetmeye çalışıyorlar. Evet. Hani ya işte. Cardin geldi, kolay olmayacak, haberiniz olsun diye. Evet. Ben aynı şekilde düşünmüyorum. Benim duyduklarım biraz daha olumlu. En azından çok şükür diyeyim bir Türk vatandaşı olarak. Ancak şunu da söylemek istiyorum. Bu polyanlacılık oynama noktasına da gelmemeli. Çünkü evet, Menendez gitti. Menendez gibi Türkiye karşıtlığı yapan, amansızca, haksızca Türkiye karşıtlığı yapan bir senatör değil. Türkiye'ye zamanında darbe girişiminden sonra olsun, depremden sonra olsun, geçtiğimiz sene Ukrayna Savaşı başladıktan sonra olsun hakkını veren, ABD kamuoyunda çok da fazla destekçimiz yokken çıkıp ortaya Türkiye lehine açıklamalarda yapan bir senatör. Ama aynı zamanda bazı konularda da Türkiye aleyhine metinlere imza atmış bir senatör. Evet. Ondan dolayı ben aynı şeyi söylemiştim. Yani benim en azından aldığım hava, bu senatörün hakkaniyetimiz varsa, yani orada bir ortada bir hakikat varsa Türkiye'ye hakkını vereceği, eğer öyle olmadığını düşünüyorsa da Türkiye'yi eleştireceği, yereceği. Hani bunu bir siyasetçi gibi, aklı başında bir senatör gibi yapacağı izlenimine kapıldım ben. Çünkü Menendez uzaktan yakından alakası yoktu sorumlu bir siyasetçi olmakla. Sorumlu değil, sorunlu bir siyasetçiydi. Menendez'den daha kötüsü olamaz. Şimdi doğru mu? Ben şöyle görüyorum. Bir kere tamamen devletin paralelinde hareket edeceğini deklare ediyor. Yani Menendez gibi davranmamak için ben kendi kişisel duruşumla değil Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin istemleriyle paralel hareket edeceğim. Onun için de harika söylediniz Sayın Bakan. Zaten Yunus Bey'den de bunu anladım. Evet. Değil mi Yunus Bey? Devletle evet. harika bir nokta yapar bak başını Sayın Bakan. Hatta şöyle bir şey. Ben biraz burada şöyle bir şey söylüyor. Yalnız İsveç değil diyor. Yerine. Eğer bir evvelki grafiği verirlerse ben de alırım o zaman. Tabii. Tahtaya. Alır mı? Gelsin alırım grafik tahtaya. Sayın Bakan gelecek misin? Cardin'in para... Geldi. Hah, geldi. Evet. Buyurun. Evet. Çok satır başları neler? Değil mi? Hareket olmaz. Oluyor bak otur. Tabii. Öğrenci durumuna düştük. Evet. Olmaz öyle hep ama oturmak. Ama eskiden ben Eray Bey'in bu tahtaya kalkmışlarına hayrandım. Sağ olun. Bak, şimdi değilsiniz yani. Şimdi de biz size hayranız. Yani Onur Bey maşallah bizi fırsat buldu mu tahtaya kaldırıyor. Şimdi bakın şu son cümleden başlayayım. Diyor ki ama müzakerelerde buna ek daha birçok konuyu tartışmamız gerekiyor. Evet. Yani neyi kastediyor burada? NATO, İsveç'in NATO üyeliğini kastetmiyor. Başka konuları da kastediyor. Ne?
Bilmediğimiz konular var. Mesela Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile hangi konularda daha anlaşmazlığı varsa, yoksa bile anlaşmazlık varsa getirin, bir daha getirmeyin diyor. Yani bir kere burada böyle ne ki Yunus Bey'in anlattığı gibi ne tam Türkiye taraftar ne Türkiye karşıtı. Tam dengeyi oynuyor. Neden oynuyor? Çünkü şuradaki ünvan Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı tek başına Amerika Birleşik Devletleri'nin satışlarına dur diyebiliyor. Yani mümtalaa veriyorsa şimdilik olmasın, olmayabiliyor. O nedenle burada ek başka birçok konuyu gündeme getirmekle Türkiye'ye de yardım ediyor. Yani Türkiye'yi sırf F-16'lar için İsveç kararı vermiş durumuna düşürmeyin diyor. Her ne kadar yani söylüyorlarsa. İkincisi, İsveç'in NATO üyeliği konusunu görüşüyoruz. Zaten bunu niye görüşüyor? Bunu F-16'larla ilgili görüşmüyor. Adamın üzerinde Amerika Birleşik Devletleri Dış İlişkiler Komitesi Başkanı. Kendisi Amerika'nın bütün ilişkileriyle yakından ilgilidir. Bizim Türkiye'deki gibi değil. Bizim Türkiye'de komisyonlar iş havale edilirse çalışma yaparlar. Orada öyle değil. Amerika'da sanki o Dışişleri Bakanlığı'nın faaliyetlerini de denetler konuda ve diyor ki bu konuyu görüşüyoruz. Yani Türkiye haklı mı değil mi, bu İsveç'in verdiği şartları yerine getirip getirmediğini. Neden görüşüyorlar? Çünkü önde bir örnek var. Finlandiya'da gereklerini yerine getirdiği için yapıldı diyor. Ve Finlandiya yeri getirilirken 260 milyon dolar civarındaki modernizasyon kiti satışı serbest bırakıldı. Yani buna dikkat çekiyor. Yani her şeyi kendi içinde hallediyoruz. Şimdi F-16 satışı konusunu yönetimle görüşmeliyim. İşte en önemli sözü bu. Yani diyor ki Menendez gibi beni kimse satın alamaz. Bunu mu kastediyor? Gayet tabii. Diyor ki hükümet, yönetim ne derse onu yapacağız. Tabii. Amerika ne derse o. Yönetimin dışında çıkamayız. Evet. Yani yönetimin dışına çıksa bile, yönetim hayır satmıyorum dese, ben zaten Türkiye'de şunu kabul etmek lazım. İktidar kim olursa olsun Amerika'da, devlet politikası olduğu zaman bu komisyonlar yönetimi kurtarıcıdırlar. Ve bakın bu konuda ilk defa bu akılcı politikayı geçmişte bir kere Ecevit kullanmıştı. O Helsinki görüşmeleri anında hatırlarsanız. Bir de yakın zamanda Cumhurbaşkanı kullandı. Cumhurbaşkanı ne dedi? Onların dediği şeyi varsa F-16'sı ve F-16 için bir kongreleri varsa bizim de meclisimiz var. Meclisimiz var.